Evet. Ne yapıyoruz bu akşam vakti? Çok geç kaldık, bayağı oyalandık. Soğuk hava şartları, diğer işler. İstediğimiz gibi seri bir şekilde çıta bağlayamadık. Gerçi bu kış 400'e yakın çerçeve yaptım. Bu çerçeveleri bitirdim, tellerini de koydum. Bu arada tellerle ilgili gevşer mi, gevşemez mi soru işaretleri var arkadaşlar arasında. Bunun da cevabını vereyim. İlk çıta çerçeve tel takma işlemini Aralık'ta yapmaya başladım. Bakalım gevşemiş mi, gevşememiş mi? Çok seri bir şekilde getiriyorum, bekleyin. Bu çıtayı Aralık'ta tellemiştim. Aralık'ta. Çok az bir gevşeme, yani buna da gevşeme sayılmaz. En altta birazcık gevşeme olmuş. Ha, bu da gevşeme sayılmaz zaten normalde. Hiçbir sıkıntı yok. Kuş gözü kullanmıyorum. Burada tamamen sıkıştırıyorum. Tane daha getireyim. Belki bu bir istisna. Bekleyin bakalım. Bu da bir diğeri. Bunları Aralık'ta yapmıştım, bu çerçeveleri. Gevşeme, şimdi bu Aralık'ta yapılan, bu da yeni yapılan. Tamam mı? Bu da Aralık'ta yapılan. Yani gevşeme olmuş. Ama çok böyle çok fazla bir gevşeme değil. Zaten bu, yani bir hafta sonra yine bu şekilde gelecek. Gevşeme bu kovanda beklediği sürece yine gevşeyecektir. Yani bal mumları onun gevşemesini önlüyor diye bir düşünceye kapılmak doğru olmaz. Çünkü bal mumunun tutma, yani o tel genleşirken o bal mumunu tutması mantığa gelmiyor. Her şekilde şu an bu yaptıklarımız bile zamanla gevşeyecektir. Ha, biz elimizden geldiği şekilde, en iyi şekilde bunları sıkmaya çalışıyoruz. Diğer arkadaşların çoğu sanırım bu işlemleri bitirdi. Benim aşağı yukarı bir 500 tane daha yapmam lazım. İşte akşam vakitlerinde bu işleri yapmaya çalışıyoruz. Her akşam eğer düzenli bir şekilde her akşam çalışırsam bunu 4 günde bitirebilirim. Tabii ki düzenli rutin bir şekilde çalışmak lazım. O imkan olmuyor maalesef. Hani aileyle ilgilenmek, başka iş yaptığından dolayı o başka işle ilgilenmek. Ama seri olunca tabii kısa bir sürede bu işlemleri bitiriyoruz. Bu akşam 100 tane bitireceğim. Bu akşam 100 tane bitirebilirsem yine de iyi benim için. Ha, bu arada buradan bu çatlamış çerçeveler çok fazla çatlak yememiş ise o çatlağın büyümesini önlemek için şuraya vurunca pek bir zararı olmuyor. İşlerimize devam ediyoruz. Bu akşam uzun görünüyor. Hadi görüşmek üzere.